Arkadaşlar herkese merhabalar. Başlıktan gördüğünüz gibi gerçekten bu bir clickbait değil. Gördüğünüz gibi bir tabancayı şu an burada. Pak bir tabancayı. Yani kuru sıkı tabancası, ses tabancasını. Ananasla kapladık. Farklı bir durum yaptık. Şimdi bu olay ne? Ben size en baştan kısa bir şekilde anlatayım. Benim gerçekten arkadaşım var. Bu şey değil yani. Reklam almışlar falan. Harbiden. Çok sağlam sevdiğim bir arkadaşım var. Şu an zaten onların stüdyosundayız. Mükemmel bir stüdyoları var. Yani en azından şöyle söyleyeyim. Biz hani işimiz çekim yapmak. Onların adamı şey yapıyor, kaplama işi yapıyor ama biz bu kadar şey yapmıyoruz, prodüksiyon yapmıyoruz. Çok sağlam ve güzel bir şeyleri var. Hoşuma gitti benim. Profesyonel çalışan adamlar yaptıkları olay şu abi, telefon kaplıyorlar. Ama bu piyasada olanlar gibi değil. Gerçekten güzel ham madde kullanarak, güzel kaliteli malzeme kullanarak yapıyorlar. Bunu da dediler ki biz hani müşteri kitlemize veya işte bizi takip eden kitlemize yansıtmak istiyoruz. Nasıl yansıtırız abi? Bir silah üzerinde eğer kaplama durursa telefonda hayli hayli durur. Bunun sebebini şundan biliyorsunuz. Hemen buraya bir görüntü ekleyelim. Tabancayla atış ettiğin zaman belli bir süre sonra üzerine sıktığın sıvı buharlaşıyor anında. Bunu C75 videosunda gördük, sizlere gösterdik. Yani bu kaplama eğer insan elinde normalde veya güneşte kaldığı zaman, sıcakta kaldığı zaman atarsa silahta her türlü atacaktır. Test atışını, deneme atışını bu videoda yapacağız biraz sonra. Farklı bir tane daha var. Birçok rengi var tabii ki de. Yani burada gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama bunu farklı bir ışıkta göstereceğiz. Yakın çekimini gösterebiliriz büyük olasılık. Farklı bir tane daha var. Garip bir mavi. Parlament mavisi ama hani böyle biraz daha şey gibi, kumlu bir mavi. Güzel duruyor. Onu da şöyle bir takalım. Bunun da zaten yakın çekimlerini göstermiş oluruz. Farklı bir iki kaplama yaptık biz zaten. Bunları deneme amaçlı yaptık bu arada. Şu an satın alabiliyor musunuz, alamıyor musunuz bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Maliyeti yüksek olur biraz. Çünkü bunların hepsinin hazır kalıbı olmadığı için, mesela telefonların hazır kalıpları var benim bildiğim kadarıyla. İşte iPhone 6s mesela, iPhone X kalıbı var. Patonun üzerine basıp çıkartabiliyorlar ama farklı silahlar için yeniden kalıp çıkarmaları gerektiği için maliyeti yüksek olacaktır. Sormadım içeride ama büyük olasılık yüksek olacaktır. Ancak şu şekilde olur. Bir firma veya bir distribütör der ki hani ben mesela İşte A firmasının silahlarını satıyorum. Bu silahlar için kaplama istiyorum. İşte bana her birinden 500 adet gibisinden bir şey yaparsa o zaman belki mantıklı olabilir. Hani piyasaya yaygınlaşabilir bu kaplamalar. Yurt dışında çok sevilen bir olay aslında. Bunu başlığa da yazalım hatta. Yani seven arkadaşlar çıkıp bunu gerçekten Türkiye'de görebilirler. Bizim oyunlarda aslında skin diye adlandırdığımız mesela işte Rainbow, ondan sonra Asimov mesela var ya, yani CSGO skinleri veya PUBG'de de şu an skinler var. İşte çöl kamuflajı, işte kar kamuflajı. Bunların aslında gördüğümüz hali. Türkiye'de yapılmış hali. Yurt dışında bunlar yapılıyor ama Türkiye'de ne yazık ki yok. Sebebi de şöyle, böyle sağlam kaliteli kaplama yapan firma, hani bir benim arkadaşım varmış bu arada, hani uzun süredir tanıyorum. Bu işi yaptığını, hani bu kadar kaliteli bir şekilde bu işi yaptığını yeni öğrendim. Şimdi ben ananaslıyı takacağım. Asıl muhabbetimiz, asıl komedimiz ananas. Büyük olasılık atış testlerinde zaten ananasla yaparız. Videonun devamında bir iki farklı daha kaplama yapacağız. Şimdi bizim fabrikaya geçelim. Bunun atış testlerini orada yapabiliriz. Biliyorsunuz yani stüdyoda ateş edebildiğimiz bir stüdyomuz var. Bu da bir fabrika sayesinde sağlanıyor. Başka türlü olmaz zaten yani. Yapamazsın yani. Pops Cobra, buradan çok fazla teşekkür ediyorum. Özellikle benim tanımadığım arkadaşlarla da bugün tanıştım. Çok samimi insanlar. Gerçekten samimi insanlar. Yani şey değiller böyle. Bazen oluyor ya, can gidiyorsun ofise böyle bir resmiyet, bir ciddiyet falan. Yok, adamlar harbiden iyi adamlar, güzel adamlar. Teşekkür ediyorum. Hem bugün bizi ofislerinde ağırladıkları için hem stüdyolarını kullandırdıkları için. Başarılı buluyorum kendilerini. Daha da başarılı olacaklarını düşünüyorum. Şimdi beraber gidelim. Bunun atışını deneyelim sizlerle beraber. Çok güzel bir sonuç çıkacak diye düşünüyorum. Özellikle şu ananastan çok güzel bir sonuç bekliyorum. Gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi kaplama olayımız bitti. Üzerinde siyah kamuflaj bir kaplama var. Mükemmel bir olay. Bunun olayı da şu abi, farklı farklı yüzeylere doku verilmiş kaplamada. Işığı nereden alırsa o tarafı belli oluyor. Yani renk değiştiriyor aslında. Renk değiştirmiyor, şekil değiştiriyor. Işığa göre hareket ettirdiğin zaman. Müthiş bir kaplama. Çok hoşuma gitti. Ve bunun sağlam olması asıl güzel olan. Mesela şu an silahın siyah olanın atışını izliyorsunuz. Herhangi bir şekilde ne kalkma var, ne kabarma var, ne bir şey var bilmiyoruz. Hani şu an yok. Hani bu adamlar harbiden, ben kendimi tanıdığım için Arıcan, adamlar bir ham madde için, hani bir kaplama için o kadar uğraşıyorlar ki. Hani bu adamlar işlerini şey, merdiven altında yapmıyorlar. Yasal olarak yapıyorlar. Zaten patronu şekilde yapıyorlar. O kadar uğraşıyorlar ki hani harbiden uğraşmalarına değiyormuş kaplamalıların kalitesi. Arkadaşım olduğu için söylemiyorum, gerçekten değiyormuş. Mesela şu anda
bu şeyli olanın atışlarını izliyorsunuz. Ananaslı olanın atışlarını izliyorsunuz. Çok güzel. Çok hoşuma gitti benim. Ya o kadar absürt duruyor ki silahın üzerinde. Ya, bu bir hoşluk katıyor yani. Bu bir güzellik katıyor. Gayet güzel abi. Gayet hoş durdu. Bir de sağ olsunlar uğraştılar. Ananası tam silahın üzerine tutturdular böyle. Çok hoş durdu. Benim çok hoşuma gitti. Dergi kapağı tasarımında bunu kullanalım mı? Fotoğrafını C'ye gelip yollayalım. Var ya olay çıkar gibi diyorum. Onun ayrıyetten iki kaplama daha yaptık. Birini zaten ben size önceden gösterdim biliyorsunuz. Biri de bu renk değiştiren, bizim Rainbow dediğimiz ama farklı bir ismi olabilir. Bir kaplama, şu an ben buradan gösteremiyorum büyük olasılık. Bunun da yakın çekimlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Herhangi bir fırlama, hoplama, cırtlama falan görmedim. Zaten o hani şeyi bile düşünmüş adamlar yani. Mesela biz bunu çekeceğiz ya. Çekerken o kaplamaya zarar veririz diye oraları oval oval yapmışlar mesela. Yuvarlak girmişler ağzını, sivri bırakmamışlar ki atmasın diye. Uzun süreli bir kullanım lazım tabii ki. Şimdi kulaklığın takılı mı? Tak kulaklığını. İki tane, iki şarjör bir durmadan atalım. Bir de biraz sert çekeyim, bırakayım silahı. Hatta şu an yapalım bunu yani. Şunu takalım bir. Tamam. Mesela şuradan tutayım bir çekeyim. Şöyle. Ya biraz cıvkırı çıkaralım olayı yani. Yok abi, en ufak şekilde kalkma bile yok. Belli oluyordur zaten de orada. Kalkma bile yok yani. Şöyle göstereyim her tarafını. Çok çok iyi ve şurada da var. Belli oluyor mu? Şurada da var. Bütün ayrıntılara dikkat etmişler. Evet, bütün ayrıntılara dikkat ederek yapmışlar. Çok garip. Şöyle ateş edeceğim, bir de böyle ateş edeceğim şimdi. Hazır mısın Alican? Ben hazırım. Biraz geri geleyim. Şarjörümüzü alalım. Bir de bu tarafa ateş edelim. Şöyle kendimi vurmayayım, ben bunu bir kere yaptım. Evet, gördüğünüz gibi canavar gibi yani. Hepsi aynen bu şekilde. Hepsinin atışlarını da zaten koyacağız arkadaşlar. PepsiCo'ya buradan çok teşekkür ediyoruz. Özellikle siz sevgili takipçilerimize de bir hediye yollamak istediler kendileri. PepsiCo'nun internet adresini, Instagram adresini aşağıya bırakıyorum abi. Çekiliş tarzında bir şey yapacağız arkadaşlar. 2 tane, ya 3 kişi değil mi? 3 tane. 3 değerli takipçimize çekiliş sonucunda PepsiCo'dan istedikleri telefon kaplamasını hediye edeceğiz. Çekilişi kazanan siteye girip kendi telefonuna uygun olanı seçecek. Biz ona kargolayacağız. Buradan da Peps diyoruz hala. PepsiCo ekibine özellikle çok teşekkür ediyoruz. Bu şeylerde bize yardımcı oldu. Peps'le şeyden gelmemiş. Evet, o Peps'le hani yapışmadan gelmemiş. Teşekkür ederiz. Çalışıyor. Yurt dışında yapılıyor, Türkiye'de niye yapılmasın? Bunun üzerine birçok CSGO skinini uygulayabilirsin. Ve yani Glock üzerine uygulanan birçok skinini uygulayabilirsin. Aynı şekilde Airsoft ve Türk yani şarjörlü alt tüfeklerine de bir şeyler uygulayabilirsin. Alt tüfeklerine normalde hani pompalı, gazlı sistem alt tüfeklerine uzun süre kullanacağız. Evet. Ha? Biz bunu uzun süre bir kullanacağız. Bakalım ne oluyor? Şu an hiçbir şekilde atma, çırpma, bilmem ne yapma yok. Ha, uzun şekilde kullanımdan sonra ben bunu dedim, bu atabilir dedim hani. Uzun süre ben bunu bir kullanayım. Bakalım ne oluyor, ne ediyor bir görelim. Ondan sonra ona göre hareket edelim dedim. Bu arada fişek konusunda sponsor olan Mekafişe'ye de buradan teşekkür ederiz. Bir teşekkür yollamış olalım yani. Fişeklerini kullanıyoruz. Şu an bir sıkıntısını yaşamadık. Bakalım kullanmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. PepsiCo ekibine özellikle her birine teker teker teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar bugün. Stüdyolarını kullandık. Kaplamalarımızı yaptılar. Çok sağ olsunlar işlerinin yoğunluğunun içerisinde. Testleri de yaptık. Gayet güzel bence. Şimdilik bakalım ilerideki testlerden sonra ne olacak. Belki ileride hani bu kaliteli şekilde kaplamalardan sonra bir sıkıntı yaşamadan belki bir firma çıkar bunu satışa sunar. Hani bütün silahlara özel kaplama, nasıl bir telefonlara özel kaplama varsa silahlara özel olur bilmiyorum. Ülkemizde inşallah böyle şeyleri göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet.